Efendim, Öğlen Ajansı'yla tekrardan karşınızdayız. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bugün stüdyomuzda gerçekten çok önemli bir konuğumuz var. Kimdir? Sosyal antropolog, araştırmacı, yazar. Daha aslında birçok title'ınız var ama biz böyle sadeleştirmeye çalıştık biraz. Suat Turgut hocamız bugün yanımızda. Efendim, çok güzel bir giriş yaptık. Önümüz dolu. Böyle bir sürü kitap ve her çeşit kitap var. Ben biraz önce de söylediğim gibi çocukları sahiplendiniz. Hayatınızı çocuklara adadınız. Neden bilgilenmelerini istediniz? Onlar için ülkenin milli değerlerini kitaplaştırdınız. Ve bu gerçekten ben de okuyorum, okumaya çalışıyorum sürekli. Bu kitaplardan biraz bahsedebilir miyiz? Ve birçok kitap görüyorum. Yani mesela burada yine 52 temel değere göre Nasrettin Hoca fıkraları var. Ve yine 52 temel değere göre Türk dünyasından atasözleri var. Hı hı. Ve çok önemli bir şey var ki bir takvim, değerler haftası çalışma takvimi oluşturdunuz. Yine ben izleyicilerimize göstermek istiyorum. Böyle hafta hafta işte atasözleri, yani bunların aslında hepsini gerçekten öğrenmek istiyorum. Sizden öğrenmek Hı-hı. istiyorum. Nedir bunların hikayesi? Şimdi biraz önce dediniz, en başta şunu söyleyeyim. Çocuklarımız, evet Hı-hı. çocuklarımız ne demek biliyor musunuz? Bu geçici hayatta yarınlara aktardığımız mirasımız. Bir Kızılderili atasözü var. Biz dünyayı diyor, çocuklarımızdan ödünç aldık diyor. Dünya bize ait değil. Değerler de öyle. 50 yıl sonrayı düşünün. O nesli düşünün. 50 yıl sonraki nesle ne aktardıysanız o kuşağa, bakın varlığımız o şekilde devam edecek. Siz ne aktardıysanız varlığımız gelecek kuşaklara aktardığımız o miras şeklinde devam edecek. Doğru değerler aşılayamadık mı? Kendini bilmeyen, uyuşturucu kullanan, kimliksiz, yok olmakla karşı karşıya kalan bir gençlik bırakacaksınız. Ve bunun vebali büyüklerindir biliyor musunuz? Hepimizin. Eğitim sisteminindir. Ama toplumu yüceltmek aydınlarındır. Bakın toplumu yüceltmek bir tane insanın işi değil. Ben bakın eğitim diyorum, yöneticilerin diyorum. Ama halk talep etmediği zaman yönetici kendisi neye layıksa ona göre yaradan o sistemi getirir. Yani biz mesela talep etmezsek, biz dürüst olmazsak bizim başımızdakilerin dürüst olma ihtimali yok. Her şey bir bütün ve toplumsal olarak ele alınmalı. Bakın sadece öğretmen değil, anne babalar da o sorumluluğu almalı. Ben çocuğumu nasıl daha doğru yetiştirebilirim kaygısı duymayan bir anne baba, okula gönderince o çocuk adam olmaz veya iyi yetişmez. Ya da öğretmen, ya bu çocuklar bana emanet ediliyor ve ben bu çocuklara ne güzel bilgiler verirsem, neyi aktarırsam o çocuklar da yarın bizim ülkemizi veya dünyayı, insanlığı o şekilde yönetecekler. Ama bakıyorum, yani Türkiye'nin birçok yerinde değil, bakıyorum öğretmenlik zaten böyle bir meslek haline gelmiş. Hı hı. Öğretmenlik meslek değil ki. Öğretmenlik geleceğin kuşağını tasarlamaktır. Anlatabiliyor muyum? Evet, kesinlikle. Bakın şimdi, yani şeye gider gibi ya, şoförlük yapar gibi ya da bilmem ne falan filan. Ve öğretmenliğin, yani öğretmen okullarının en büyük bozulma yerlerinden bahsediyorum. Çok özel olması lazım. Tıp fakültelerinden daha önemli. 6 yıla çıkarılmalı. Bakın 6 yıla. Öncelik olarak. Tabii ki bir köy gibi alanda benim o konuda projelerim var yani. Eğitim modelini öyle bir oturtacaksınız ki. Hı hı. Ve onlara 10 bin lira da maaş verilmeli. Yani 3 bin lira verilmemeli öğretmene. 10 bin lira verecek. Ama öğretmen şunu bilecek. Ben öyle bir sorumluluk aldım karşısındayım ki. Hı hı. Ama onu yetiştireceksin. Müzikten anlamayanı öğretmen yapmayacaksın. Sanattan tarladan anlamayanı yapmayacaksın. Köylüyle konuşmasını bilmeyeni yapmayacaksın. Veya bir çocuğun ne sorunu var? Ya bir öğretmene 30 kişi düşüyor. Bakın Elçin Hanım şöyle bir şey düşünün. Mesela ben Türkiye için konuşuyorum. 650-700 bin öğretmen var. Hı hı. 15-17 binde 17 milyon da öğrenci var. Mesela siz ben öğretmeniz diyelim. Bakın bize 30 tane öğrenci düşüyor. Evet. Size desem ki Elçin 30 tane öğrencinin adını yaz. 1, 2, 3, 4 diye. Hı hı. Ben de yazayım. Hepimiz 30 tane çocuğu güzel bir şekilde eğitelim. Bak, ailesiyle ilişkilerini inceleyelim. Çocuğa hayal ve hedef verelim. Çocuğun bakın çıkmazlar karşısında derdine derman olalım. Hı. Ne derdi var bilelim. Mı? Tabii ki. Yani 30 tane çocuğa da 9 aylık, 10 aylık eğitim sürecinde yarın her birine 2 gün, 3 gün ayıracaksın. Haftada 1 ayıracaksın. Bakın o 9 tane 30 tane çocuk
9 aylık süreçte inanır mısınız? Öğretmenin aktardığı bilgilerle ve ona sevgiyle, olabildiği kadarıyla, esin kaynağına kadar olabildiyse o 30 tane çocuk ne uyuşturucu kullanır, ne terörist olur, ne de başka bir şey. Asla olmaz. Evet. Öğretmenler doğru yetişmiyor ki ne yapacağını bilsin. Lütfen öğretmenler, yani güzel öğretmenlerimize ben laf üstüne, atmış olmayayım. Üstüne almasınlar. Bakın hepsine, tabii ki. Asla kimse üzerine almasın. Ama lütfen aynaya da baksınlar. Evet. Ya bu nesil bizim yarası eserimiz. Yarası olan gocunsun hocam. Evet evet. Yarası al sana. Olan gocunsun. Al sana evet. Valla. Yarası gocunsun olan da. Gocunsun. Evet. Dolayısıyla şimdi bu geleceğimiz olan kuşaklara aktarmamız gereken bir şeyler var. Bakın aydınlar, ülkede, bizim ülkeye bakıyorum. Ya sanki aydın denilen adam, tiplemeye bakınız. Halkını aşağılıyor. Örnek verirsek. Ya işte Türklerin bilmem yüzde kaçı bilmem nedir. Evet. Bakın evet. Bir basit bir şey söylüyorum. Herkes de alkış çaldı. Sanki alkış çalanlar ben o gruptan değilim diye kendini o basamaktan kurtardı. Ben şunu diyorum. Aydın halkını aşağılayan insan olamaz. Asla olamaz. Işık olandır. Siz bakın Atatürk'ün dönemine bakınız. Toplum ne okuma yazma biliyor, ne sağını biliyor, ne solunu biliyor, ne saati biliyor. Yani artık bitmiş, insan bitmiş. Öylesine dibe vurmuş bir toplum. Ya bu toplumu aşağılayarak mı tekrar ayağa kaldırdı? Aslında. Bakın o toplumun değerlerini kuvvetlendirdi. Biraz önce siz bir ağaç gösterdiniz evet. Ya. Şuraya bakın şimdi. Şimdi şuraya baktığınızda evet. Size bir soru soracağım. Ve ona göre düşünün. Veliler de sorsunlar. Bir tane köle toplumu hayal edin. Mesela bir Afrika'yı düşünün. Köle bir toplumu hayal edin. Köle toplumda soru soruyorum. Özgürlük bilinci var mı? Evet. Kendine saygı var mı? Burada yazıyor. Cesaret var mı? Yok. Bakın o değerlerin hangisi var? Hiçbiri. Hemen hemen hiçbirisi yoktur. Bakınız. Evet. Alçak gönüllü de olamaz tabii ki. Tabii ki olamaz. Dura bak. Adalet var mı? Tedbir olamaz. Adalet var mı? Girişimci olamaz. Değişimci olamaz. Vatansever olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bakın kölelik nedir biliyor musunuz? İşte zihin. Sen o değerleri çöker, toplumu köle hale getir. Şu anda küresel eşkıyanın, dış dünyanın bize bastırdığı ne biliyor musunuz? Değerlerimizi yalama ediyorlar. Evet. Bakın, değerlerimizi yalama ediyorlar. Peki, şimdi ben tersine bir şey akıl yürüteyim. Çok önemli bu. Anne babalar, öğretmenler lütfen bunu dikkate alsınlar. Yöneticiler de dikkate alsınlar. Çökmüş bir toplum. Ya diyelim ki bitmişiz. Her şey bitmiş. Yani işte çocuklarımız bilmem nelerde, şurada, 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 şurada. Bu çökmüş toplumu nasıl ayağa kaldırabiliriz diye bir soru sorun. Nasıl kaldırabiliriz? Özgüven aşılamalıyız, doğru mu? Evet. Onur. Şimdi oraya bakın. Hepsi var. Evet, i̇şte onları bir ayağa kaldır. Yükseltmemiz bak, gerekiyor. Toplumu tekrar o değerlerle kurtarırsın. Daha basit ve somut bir örnek söyleyeyim. Mesela her şeyin bittiği zannedildiği bir sırada Mondros Mütarekesi imzalanmış, ordular dağıtılmış, teslim, mandacılık olsun, Amerikan mı olsun, İngiliz mi olsun, böylesine bir söylem içerisindeki bir ortam düşünün. Atatürk çıkıyor. Bakın öylesine bir ortamda mandacılıktan başka seçenek yok dendiği bir sırada. Ya istiklal ya ölüm diyor. Doğru mu? Evet doğru. Hangi değerleri kuvvetlendirerek İstiklal Harbi'ni kazandı ya da o mücadeleyi kazandırdı? Kazandık. Hangisini söylerseniz. Cesareti. Evet. Onuru. Vatanseverliği. Doğru mu? Doğru. Adaleti. Bakın oradaki değerleri neyi kaşıdığını hemen görürsünüz. Evet. Neyi güçlendirdi Atatürk o savaşı kazandı? Evet, değer duygusu. Tabii ki değerler bir insanın karakterinin aynasıdır. Değerler eğitimin anayasasıdır. Kesinlikle öyle. Şimdi buradaki temel değerleri doğru dürüst öğreten bir mekanizma yok. Bizde değer ne biliyor musunuz? Şu ana kadar yoktu da. Yani böyle bir eğitim mekanizması yoktu da. Bizde değer ne? Abi şefkatmiş. Merhametmiş. Yine kuzulaştırıcı değerler. Dikkat. Cesaret yok. Bak bizde mesela öngörü diye bir değer var mı? Öngörü duydun mu? Tedbir al. Ya öngörü en önemli değil. Evet. Peki üretim diye bir değer var mı? Duydunuz yok. Mu? Hayır. Bakın okullarda bile şu anda milli eğitimde. Ya bak açıkça söylüyorum. Milli eğitimde değer diye yutturdukları kızmasınlar bana. Hoşgörü haftası. Sevgi haftası. Pardon haftada yok onlarda. Ayın değeri. Ayda bir tane değer koyuyorlar. Hoşgörü haftası neymiş? Mevlana'nın eteğini yapıyorlar çocuklar. Hoşgörü haftası. Gidin ya. Böyle değerler olmaz. Evet, değerler hayatın tüm alanlarında var olmalı. Üretim en önemli değerdir.
Veren el alan elden üstündür. Sülük olmayacaksın, sülük toplum olmayacaksın. Bak sülük toplum yaratıyoruz değil mi? Hazıra konmuş. Hadi gel. Abi şu Kıbrıs'a bakınız. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Elçin Hanım. Karşılaştırmak ve şeyi değil. Benim canım, yani kanımsınız. Bakın her şeyimsiniz. Türkiye'de çok farklı değil. Uçakla uçuyorum. Cinayet görüyorum ya. Mesela aklıma hemen şu geldi geçen gün. Türkiye'den örnek vereyim sonra buradan örnek vereyim. Baktım o dağlar erimiş erozyonla vesaire filan. Ama şeyden sonra İstanbul'u da zaten böyle şey kanser gibi evler filan. Ormanlar bilmem yok edilmiş filan. Belli bir yerde birazcık orman görüyorsunuz şu Şile tarafında filan. Ondan sonra yine çıplak dağlar başlıyor. Erimiş. Hı hı. Topraklar akmış vesaire vesaire. Ya burada diyorum ki ya ağaç olmasa insan yok ki. Bakın ağaç olmasa böcek yok. Böcek yoksa döllenme yok. Döllenme yoksa tabiat yok. Bitki yok. Dolayısıyla insan yok. Aynen öyle. Tabiat sensin. Kesinlikle. Sen orayı bozduğunda ne olur? Şimdi bakın böyle bir manzara mı var? Ya insaf. Türkiye'de 100 bin imam var değil mi? 600 bin de öğretmen var değil mi? Hı hı. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Öğretmenler her yerde, imamlar her köyde, her bucakta. Ezan okumakla 3 bin lira almak ya vicdan Allah. Peygamber neyi öğütledi? Ezan okumak, cenaze kaldırmak mı sizin işiniz? Toplumu örgütlemek, topluma değer kazandırmak. Niye sen ağaç dikmiyorsun? Niye ziraatı bilip köylere örnek olmuyorsun gittiğin köyde? Peygamber neyi öğütledi? Bakın doğru olun, dürüst olun vesaireyle mücadele edin. Değil mi? Hı hı. Çocuklarınıza iyi davranın, çocuklarınızı iyi yetiştirin. Ya çocukları yetiştirdi. Bakın bu tür şeyleri görev edinmemişler. Verilen işi yapmayı iş zannediyorlar. Evet, şimdi gelelim mesela onlara ne yapılabilir? Peki ne yapacağız? Evet, ne yapılabilir? Çok basit bir şey söyleyeceğim. Yine biraz önce 30 tane öğrenci örneği verdim ya. Hı hı. Mesela öğretmen 30 tane öğrenci alsın yetiştirsin. İmamlara söylüyorum. 100 bin imam. Her bir bulundukları yerde oradaki camiye gelen ya da gelmeyen, gelmeyenlerle de gidip bağ kurmaları lazım zaten. Evet. Esas onlar bence. Gidecekler 40 tane 50 tane insan bulacaklar. Hı hı. Konuşacaklar. Kardeşim bu çıplak dağları ağaçlandıracağız diyecekler. Evet. O dağlarda yetişecek ağaç cinsi var. Mesela ben Elazığlıyım. 200 senedir burada ağaç yok filan dediler. Hı hı. Orada köylüler. Ben bir başıma 1000 tane ağaç satın aldım. Köyde bir diktim. İlk önce karşı çıktılar. Ya bu niye ağaçları dikiyor? Sonra topraklarıma der ki işte ağaç benim, toprak da benim. Böyle cahil düşünen köylüler vardı. Hı hı. Sonra ben onlara ağaçları hediye ettim. Dedim gelin size vereyim. Verdim. O çocuklara verdim. Diktirdim evlerine. Şu anda bizim köy orada taap diye böyle ağaçların içinde. Ama hani yetişmezdi? Hani ya yetişmez diye bir şey yok. Tabii ki. Oraya göre yetişecek. Çalı da mı yetişmiyor kardeşim? Aynen öyle. Bir tane şey var. Çınara benzeri bir ağaç var. Çok yapraklı. Tohumlarından bile serpip devam ediyor. Hı hı. O dağlara keşke herkes alsa onları böyle bak götürse tak 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 her birisi 50 tane ağaç diksin. Aynen. Ya kardeşim sen inandık diyorsun. Yarın kıyamet kopacağını bilsen ağaç dik diyor senin peygamberin. Evet. Hani niye bunu yapmıyorsun? Evet. Öyle şey yaptın ondan sonra bu görevi yaptım cennete gideceğini zannediyorsun. Hayır kardeşim üret, paylaş, toplumu yücel, çevrene ışık ol. Evet. O zaman erdemli insan olursun. Evet. Öğretmene o görev düşüyor, çocuğa o düşüyor, bakın imama o düşüyor, ötekisine o düşüyor, anne babaya o düşüyor. Bir de Elçin Hanım çok büyük bir şey var. Facia var. Facia derken ben biraz abartarak mı konuşuyorum ama şu. Gerçekleri söylüyorsunuz. Evet. Şimdi okul işte dedim ya 14 sene boyunca çocukları teok meok filan diye böyle soru bilme makinesi haline. Evet. Hafıza kartı diyorum ben eğitim sistemine. Ki ona da lazım o gerek yok yani. Google amca hepsini biliyor. Aynen öyle. Tamam mı? Hafıza bakarsın. Kartı da yine silinir yeni şeyler yüklenir. Evet. Ama bizde öyle bir kapasite yok. Düşünmesini bilen insan üreteceksin. Kesinlikle. Sorusu olan bir insan üreteceksin. Evet. Oraya geçtik. Şimdi bir başka şey var. Yanlış algı var. Hı hı. Mesela bu kitapları görüyorlar. İnsanlar diyor ki kaç yaş? Evet. Diyorum ki kardeşim düşüncenin, öğrenmenin yaşı yok diyorum. Bir. Ama bakın içimizdeki çocuğun da yaşı yok. Hı hı. Şablonları şartlanmayı bırak. Ha şimdi gelelim eğitim ve öğretim diye iki kavrama. Eğitim ve öğretim evet. Evet eğitim öğretim. Şimdi aslında bu kaç yaş dedikleri zaman ne diyor diyesim geliyor biliyor musunuz? Ama alay ettiğimi zannedecekler. Sıfır yaş diyeceğim.
bu kitaplara. Neden? Çizgi romanlar. Çünkü eğitilme yaşı sıfırda başlar, 7'de biter. %75'i. Yani anne karnındayken bile bu kitabı biz çocuğumuza okuyabiliriz. Bakın ben size anne karnında bir birçok insan hatırlayacağı bir olay anlatayım. Hı hı. Somut deneyimli bir olay. Dallas diye bir dizi vardı, Amerikan dizisi. Evet. İşte J.R. Suellen falan filan diye herkes çok stresli. Hı hı. Ondan sonra bir nesil çocuk bu müziği duyuyorlar. Ağlamaya başlıyorlar. Mesela diyelim sizin çocuğunuz gidiyor doktora. Ya bu kardeşim Dallas'ın müziği başlayınca bu çocuk ağlıyor. Ne oldu buna? İşte falanınki de gidiyor. Ya aynı bu müzik şey. Duyunca ağlıyor falan gibi. Meğerse ne biliyor musunuz? Anne karnındayken anne o dizi başlayacak ya. Hı hı. O stresine giriyor. Kaygı korkuyor falan diye. Çocuk depremin geleceğini oradan anlıyor. Bütün kayıtlar yapılıyor. Evet. Çocuğun şahsiyet kazanması ne zaman başlıyor? Söyleyeyim mi? Ne zaman? 120. gün. Anne karnındaki 120. gün. Evet. 4 ayda, bakın 4 ayda, yani ben dini tabirlerle konuşmayı da sevmiyorum. Onları da doğru bulmuyorum. Bilimsel anlamda beyin kendini tamamlar. Evet, 120 günde. Melek gelir ruhu yıka eder diyor falan filan diye. Tamamlar. Diyelim ki bir beyinde 125 milyar kadar hücre var. Bir de esas orada olay ne oluyor biliyor musunuz? Her hücreyi diğerine bağlayan 16 bin tane kablo hayal edin. Bunlara sinaps diyoruz. İşte algılama formları malzeme olarak o sırada yapılıyor. Beyin doğduktan sonra tekrar hücreler çoğalmıyor. Hı hı. Bakın bedenimiz çoğalıyor. Evet. Ama beyin kendini tamamlamış olarak doğuyor. Doğuyor. Evet. Sonra o algılama formlarına göre dışarıdan gelen uyarıcılara 120. günden sonra bile uyarıcılara beyin kayıt yapıyor. Kayıt yapıyor. Evet. O yüzden... Sonra ne oluyor biliyor musunuz? En önemlisi, bakın zihin işgalinde en önemli bir şeyden bahsedeceğim. Buna geçmeden önce, zihin işgaline geçmeden önce yine kısacık bir araya gidelim. Aranın ardından yine zihin işgaliyle ve sizin kitaplarınızla ben devam etmek istiyorum. Tamam. Çünkü gerçekten çok önemli kitaplarınız var. Yine Kıbrıs'la ilgili yine sorularım olacak. Tamam. Biraz dediğim gibi sıkıştıracağım biz sizi Kıbrıs'a bugün. Biz Kıbrıs'a biraz yönelik konuşalım değil mi? Evet. Kısacık bir araya gidelim. Beni tutmazsanız bak sabaha kadar konuşurum. Ne mutlu bize diyelim. Kısacık aranın ardından yine Öğren Ajansı tüm hızıyla devam edecek.